Evet, adler oldum mu acaba? Bir bakayım ben de bir bakayım. Sayın Başkan oldum değil mi efendim? Evet. Seni şoförle basmıştı benim. Üstlerinden çarşafı attı. Cem'e birkaç tane tokat attı. Olay isimlerin olay evliliğindeki karanlık aydınlanmaya devam ediyor. Bülent Ersoy'un evlendikleri gün Cem Adler'le bastığı, olayın görgü şahidi genç Öğükhan bütün gerçekleri anlattı. Cem'le Burçin aynı yatakta. Üstlerinden çarşafı attı. Cem'e birkaç tane tokat attı. Bağırmaya falan başladı. Daha sonra mutfağa doğru geçti. Mutfaktan bir bıçak aldı. Soyun çabuk dedi kıza. O da soyunmaya başladı işte. O soyunduktan sonra Bülent Hanım dedi ki, bu vücutla mı beni aldatıyorsun dedi Cem'e dönüp. Cem Adler'in Bülent Ersoy'la yaşadığı 14 aylık evliliğin gizli kalmış gerçekleri yankılarıyla sürüyor. Ben 4 defa aldattım, 4 defa da yakalandım. Bir keresi televizyona yansıdı olarak. Tabii ki ikincisinde de çekilmişti, bantı satın almıştı o zaman. Zaten basıldığım günün gecesi düğün, nikah kıyıldı. Aynı günde oldu bu olay. Divanın çapkınlıkla bastığı Cem Adler ve olay anının yakın şahidi olmuştu. İşte o an, işte görgü tarığının dakika dakika yaşadığı Bülent Ersoy baskını. Kapı çaldı, zil çalıyor, kapı çalıyor bir yandan. Yani bayağı bir uyuyordum. Evet, herkes uyuyordu evde zaten. Ondan sonra bir sesler, bağırmalar falan filan. Kapının deliğinden baktım, Bülent Ersoy'la karşılaştım. İnanamadım gözlerime. İçeriye girdi. Arkasından Cem'in annesi ve dayısı da vardı içeride. Olayın yakın şahidi Öka, Bülent Ersoy'u gördüğümde gözlerime inanamadım diyerek o anı tüm detaylarıyla anlatmaya devam ediyor. Bülent Hanım benim odama daldı. Onun arkasından baktı, hiç kimse yok orada. Diğer odaya daldı. Diğer kız arkadaşımı gördü. Orada da kimse yoktu. Başka bir odaya daldığında işte Cem'le Burçin aynı yatakta. İdiler yani. De Cem'le Burçin aynı yatakta idiler yani. Ben bilmiyordum ama evde olduğunu yani kesinlikle. Çarşaf vardı üstlerinde. Duymamışlardı. O gürültüyü nasıl duymadıysalar bilmiyorum. Üstlerinden çarşafı attı. Cem'e birkaç tane tokat attı. Öykan'ın iddiasına göre 1997 senesinde yaşanan bu olayda Bülent Ersoy kendisini aldatan 17 yaşındaki Cem Adler'i tokatlamış. Divan'ın polis baskın ekiplerini aratmayan operasyonu filmlerden farksız. Mutfaktan bir bıçak aldı. Bıçaklar görünen yerdeydi çünkü. Bıçak aldı. Ben önüne geçtim, yapmayayım Bülent Hanım falan dedim. Beni ittirdi şöyle. Ekmek bıçağı mıydı bu? Ekmek bıçağıydı, evet. Bülent Ersoy, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisini bir başkasıyla yakalayınca şoka uğramış. Soyun çabuk dedi kıza. O da soyunmaya başladı işte. Ondan sonra... Korkusundan mı? Evet, korkusundan. Korkuyordu yani. Soyunmaya başladı. Soyunduktan sonra Bülent Hanım dedi ki, bu vücutla mı beni aldatıyorsun dedi Cem'e dönüp. İşte saçlarına falan baktı. İşte saçlarının dibi gelmiş. Arkadaşımın onu söyledi. Bu saçların dibi gelmiş bunun dedi. Saçlarının işte hani bu kadar bakımsız bir kadınla beni nasıl aldatırsın falan dedi. Cem Adler'in kendisini aldatırken yakaladığı genç beyi soyarak vücuduna hakaret eden Bülent Ersoy iddiaya göre sonra da Adler'i tehdit etmiş. Cem'e bugün veya yarın bana nikah yapmazsan sen düşün ne olacağını dedi. Onun üzerine tehdit, ya ikimizden biri ölecek dedi. Çünkü dedi, Türkiye'de de bir ismim var dedi, şeyim var dedi. Beni o şekilde korkuttu. Bülent Ersoy yaşadığı üzücü olayın ardından evlerini bastığı genç kızlara önce sıcak davranmış. Siz benim şarkılarımla büyüdünüz, niye böyle yapıyorsunuz bana falan diye. Biz de üzüldük gerçekten de öyle çünkü iyi bir sanatçı, sevdiğimiz bir sanatçı. Doğrusu bu. Cem Adler'in Bülent beni tehdit etti dediği diva, Öykan'ın iddiasına göre kız arkadaşını da defalarca tehdit etmiş. Evi terk edin, kaçın buradan, sizin başınız belaya girecek falan diye aramış. Yani kız arkadaşım öyle söyledi. Belki bir hafta evde oturduk.
Ondan sonra eşyalarımızı falan hepsini orada bıraktık. Önce Kuşadası'na gittik kız arkadaşımla beraber. Diğer kız arkadaşım zaten kaçtı gitti Korkut'a.